tedbirleri kapsamında uygulamamız var. Lastikleriniz standartlara uygun. Teşekkür ediyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü bu kez talimatı şehirler arası yolcu taşıyan araçlar için verdi. Araçların güvenliği için çok önemli. Kış lastiği takmayan arkadaşlar için takmalarını tavsiye ediyorum. Yani bu kendi canlı güvenliğimiz. Yani yolcuların canlı güvenliği. Bunun için önemli yani. Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otogarda uygulama yaptı. 1 Aralık itibariyle de Konya Valimize alınan kararlar doğrultusunda bugünkü uygulamamızı Konya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yapıyoruz. Kamyon, çekici, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, panelvan tur araçlarda, ticari taksilerde ve A tür yetki belgesine ait sahip otomobillerde kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibariyle zorunlu. Bu uygulama bilindiği üzere 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek. Biz de uygulamalarımızı bu talimat doğrultusunda bugün Konya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yaptık. Ve uygulama neticesinde çoğu otobüs şoförümüzün, kaptanlarımızın kış lastiği uygulamasına mutlak suretle riayet ettiğini gördük. Yolcu taşıyan otobüsler çıkış noktasında tek tek durduruldu. Hem kış lastiği kontrolü yapıldı hem de şoförler yol hakkında uyarıldı. 1 Aralık 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takma zorunluluğu getirildi. Baktık lastiklerinize kış lastiğiniz takılı. Teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ederiz. Ayrıca sizden ricamız yolculuk süresince emniyet kemeriniz sizin de takılı olsun. Yolcularımızı da ikaz edelim, onların da takılı olsun. Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Ömer Yanık, kış lastiği kullanmayan araçlar için cezai işlem uygulamasının başladığını hatırlattı. Karayolu Trafik Kanunu'nun 65A maddesi gereğince 625 TL idari para cezası uygulanmakta. Ve belli bir yerleşim yerine kadar müsaade edilmekte ve kış lastiği temin edilme suretiyle tekrar seferine izin verilmekte. Yolcu taşımacılığı yapan araçlarda lastiklerin 4 milimetrenin altında olmaması gerekiyor. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Ayrıca dağıttığımız broşürlerde de kışın karşılaşabileceğiniz zorluklarla ilgili bilgilendirmeler var.